Da dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hepinize en içten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bütçe konusunda konuşacağız. Değerli milletvekilleri, bütçe dediğiniz, benden önceki arkadaşlar da anlattılar, Türkiye'nin temel yasalarından birisidir ve anayasada bütçenin kabulüyle ilgili, görüşülmesiyle ilgili özel düzenlemeler vardır. Dolayısıyla bütçe yasaları parlamentoda görüşülürken bütün milletvekillerin hangi partiden olursa olsun sağlıklı ve tutarlı bilgiler parlamentoya gelmiyorsa o bütçe görüşmeleri doğru görüşme değildir. Bakın değerli arkadaşlar, Sayıştay raporları, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay, Sayıştay raporları değiştiriliyorsa ve değişen Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsa, o zaman yürütme organının korktuğu bir şey vardır. Gerçeklerin görmesini istemiyor. Burada görev kime düşüyor? Eğer Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapıyorsa, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın değiştirilen Sayıştay raporları ile ilgili süratle bilgi alması lazım ve parlamentoyu bilgilendirmesi lazım. Ben size bir örnek vereceğim. Rapor 100 küsur sayfalık bir rapor. Meclise gelen rapor 11 sayfa. Aynı şey. Ama burada dünyanın yolsuzluğu var. Burada hiçbir şey yok. Plan Bütçe Komisyonu'nda soruldu bakana. Neden siz Sayıştay'a istediği bilgileri vermediniz diye. Biz bütün bilgileri verdik dedi Sayın Bakan. Onun üzerine Sayıştay söz istedi. Sayıştay'ın Plan Bütçe Komisyonu'ndaki temsilcisi söz istedi. Ama söz vermediler. Niçin? Diyecekti ki, yazıyı gösterecekti. Şu 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 yazılarla biz bilgi istedik ama maalesef kurum bize bilgi vermedi. Eğer kurum, yani denetlenen kurum, eğer Sayıştay denetçisine bilgi vermiyorsa, belge vermiyorsa, döküman vermiyorsa, yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap vermiyor demektir. Şuradakilere sesleniyorum. Şuradakilere sesleniyorum. Ve sizlere sesleniyorum. Sayıştay'a müdahale eden kim? Değerli arkadaşlarım, başka bir önemli konu. Elbette ki bakanlar gelecekler. Plan Bütçe Komisyonu'nda elbette ki milletvekillerinin sorularını cevap verecekler. Cevaplanmayan soruları var. Vermiyorlar cevabını. Peki bunlar nasıl bakan? Nasıl bakan? Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında demiştim ki bunların günahı yok. Zaten bunlar devlet memuru. Alınmışlardı. Devlet memurlarıyla şimdi sayın bakanların görevleri arasında hiçbir fark yok. Kamu görevi, ikisinin de aşağı yukarı dokunulmazlığı aynı dokunulmazlık. Beni üzen nokta nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimle gelen birisinin, yani kendi imzasıyla bütçeyi meclise gönderen birisinin gelip burada bütçeyi anlatmaması yerine atadığı bir kişiyi görevlendirmesidir. Bu doğru değildir. Bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Eğer bu anayasada bütçenin yapımıyla ilgili özel bir düzenleme yapılmışsa, Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçeler ayrıca görüşülüyorsa ve özel bir süreç içinde görüşülüyorsa, o zaman bir kişi gelecek, diyecek ki benim bütçem bu ve bütçesinin arkasında kapı gibi duracak. Durmuyor. Göndermiş memurlarını buraya, efendim siz bütçeyi anlatın. Allah aşkına gelip anlattılar, ne anladınız siz? Pembe bir tablo. Türkiye'de hiçbir sorun yok çünkü öyle talimat almıştı. Neden diyorum sorumluluk bunlarda değil diye? Çünkü yangında bile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangını söndürmeye başladık diye cümleyi kuruyorlar. Ya yangın için talimat mı beklenir Allah aşkına? O nedenle
Bunların hiçbir suçu günahı yok. Sayın Mehmet Uçum ne diyordu? Tek kişilik hükümet diyordu. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Gelip burada sunmalı. Bütçesinin arkasında durmalı. Hangi gerekçeyle yaptığını bilmeli, biz de bilmeliyiz. Artı bizim sorularımıza da açık ve net cevaplar vermeli. Kaçarak bu iş olmaz. Meclise gelmeyerek de bu iş olmaz. Bu meclisin saygınlığına gölge düşürmek demektir. Değerli arkadaşlar, her bütçe görüşmesinde ifade ederim. Milletvekillerinin soruları var. Ya zaten bir şey bırakmadınız mecliste. Bir şey bırakmadınız. Meclisin itibarı. Ne itibarı var Allah aşkına ya? Ne itibarı var? Bir tek şey var. Soru soracaklar. Sözlü, yazılı soru. Bakın. 27. dönem bitmeden 27.323 soruya bakanlar cevap vermiyor. Yani bunlar, bu beyefendiler cevap vermiyorlar. Gerek yok diyorlar. Bu ne demektir? Her biriniz tek tek milletvekilisiniz. Eğer bir bakan veya bakanlar milletvekillerinin sorularına cevap vermiyorlarsa kimse kusura bakmasın. Meclis bizim için sıradan bir kurumdur demiş. Demektir bu. Sayın Başkan'a da söylüyorum. Sizin sahip çıkmanız lazım. Sayın Başkan arada şunu yapar. Milletvekilleri soru önergesi verirler. Bakar, şu cümleyi değiştir, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye geri gönderir. Hadi anladın. Haklı haksız geri gönderdi. Peki verilen cevap, soru başka bir şey, cevap başka bir şey. Milletvekili soruyor, aa nerede diye, o Z'den bahsediyor. O zaman Sayın Başkan sen o cevabı da göndereceksin oraya. Trafik polisinin bile bir yetkisi var. Siz şu anda soru önergeleri konusunda hiçbir yetkiniz yok. Cevap bile verilmiyor. E anayasa yazmışlar 15 gün içinde cevap verilir. Verilmiyor. Bu ne demektir? Ne demek anayasa ya? Ne demek anayasa? Anayasayı mı uygulayacağız? Bir kişi karar verir, Türkiye'de her şey olur. Türkiye'de geldiğimiz nokta budur. Bu konuda bütün milletvekillerinin samimi olması lazım. Bu meclis sadece benim meclisim değil. 600 kişinin meclisi. 600 kişi toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmeyen bir meclis, bir milletvekili. Evet, sorularına bile cevap verilmiyor. Değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Eğer bunlar olmasa, yani dediklerimiz olmasa, bu süreç böyle de devam ederse, bunun bilinen tek cümlesi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vesayet altındadır. Bir daha ifade edeyim. Milletvekilinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve o raporlardaki bazı bilgiler çıkarılıp gül pembe raporlar bu meclise gelirse ve bunları yürütme organı yaparsa, o zaman o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gerçek mi? Evet, gerçek. Bu parlamento Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren gazi meclis diyoruz. Hangi gaziliği kaldı Allah aşkına? Hangi gaziliği kaldı? Hangi yetkiniz var? Meclisi el kaldıran, el indiren milletvekilleri grubuna döndürdüler. Bir kişi kalkıp cesaretle benim görüşüm şudur diyemiyor. Dediği andan itibaren seni bir daha milletvekili listelerinde göstermeyeceğiz. Ne demektir bu? Milletvekilini de vesayet altına alıyorum demektir. Hiç meraklanmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Gerçekler acıdır. Katlanacaksınız gerçeklere. Siz kalkıp da bir konuda, herhangi bir konuda çıkıp da enflasyonu eleştirdiniz mi? Hükümeti eleştirdiniz mi? Eleştiremezsiniz. Cesaretiniz yoktur sizin. Kimse kusura bakmasın.